Kayıt olmak için buraya tıkla. Kayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Hazır? Başla! Başlıyorum! Neden başlamadın ki? Hı? Başlamak üzereydim. Ha? Daha iyi, biraz daha hızlı. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. Masalları çok seviyoruz. Küçük otobüsler ateş topunu izliyor. Sen kötü adam. Ateş topu, işim bitti artık. İstediğini yapamayacaksın. Al bakalım. Ha? Neden bir anda kesildi? Ha, olamaz. Hana'yı çağırayım. Onu hemen tamir edebileceğimi sanmıyorum. Hayır, öyle deme. Ateş topunu izlememiz lazım. Ateş topundan çok daha eğlenceli bir teklifim var. Daha eğlenceli bir fikir mi? Çocuklar. Ha? Tada! Bakın ne getirdim. O çocuklar için bir hikaye kitabı. Ama çok eğlenceli. Masallar çok sıkıcıdır. Başka bir şey yok mu? Bir dakika, denemeden karar vermeyin. Hadi başlayalım. Tamam. Bir zamanlar çok çok uzaklarda güzel küçük otobüsler yaşarmış. Ama biri çok hastalanmış. Gani galiba çok hasta. Motor yağına ihtiyacı var. Ama motor yağı daha yeni bitmedi mi Hana? Yenisini almak da çok pahalı olur. İyiyim ben. Gani, ne yapacağız biz? Bunların bende olduğunu unutuyordum. İşte oldu. Bunları motor yağıyla takas yapacaksınız. Merak etme. Sonra görüşürüz. Küçük otobüsler motor yağını almak için yola çıktı. Acele edelim. O tekerlek çok güzel görünüyor. Merhaba. Sen de kimsin? Ben sihirbaz Joey. Sihirbaz mı? Evet, sihirbazım. Lastikler için bunu takas eder misiniz? O nedir? Alın. Ha? Bunlar sadece vida. Bizim motor yağına ihtiyacımız var. O bildiğiniz vidalardan değil. Bunlar... Sihirli vida. Onlara ihtiyacımız yok. Vay canına. Bununla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten mi? Hadi gidelim artık. Geç kalacağız. Belki bununla motor yağı alabiliriz. Kabul ediyorum. Ne? Çok iyi bir karar. Lastiği vidayla mı takas ettiniz? Daha iyi yaptı. Ama bu sihirli bir vida. Onunla istediğimiz her şeyi alabilirmişiz. Ama nasıl? İşte onu bilmiyorum. İyi misin? O yağı hemen bulsak iyi olacak. Sana bunu yapmamanı söylemiştim. Ne? Ne zaman? Çocuklar, yapmayın. Tamam. Sabah olmuş bile. Bu ne? Ne? Neler oluyor böyle? Ne oldu? Vay canına. Aman Tanrım. Bununla istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten de sihirli bir vidaymış. O dünkü vida mı? Evet. Kesinlikle yukarıda bir şeyler olmalı. Hayır. Çok tehlikeli olabilir. Ben
bence olmaz. Kesin motor yağını bulurum. Sonra görüşürüz. Tayo. Peşinden gideceğim. Beni bekle. Çocuklar. Küçük otobüs Tayo. Küçük otobüsler Vida'nın en tepesine kadar tırmandı. Vay canına, şuraya bak. Bu bir garaj. İnanılmaz, çok büyükmüş. Hadi içeri girelim. Hiç bu kadar büyük bir garaj görmemiştim. Vay canına, çok güzel. Evet. Gerçekten öyle. Bu şey mi? Motor ye! Evet, hadi çabuk alalım, hadi. Alabileceğinizi kim söyledi? Motor yağımı ne cüretle alırsınız? Özür dileriz, birine ait olduğunu bilmiyorduk. Ona çok ihtiyacımız var. Biraz onu paylaşsan olmaz mı? Hayır, asla. Arkadaşımız çok hasta, lütfen. Tamam, alın o zaman. Gerçekten mi? Ama önce beni bir oyunda yenmeniz gerekiyor. Ne? Oyun mu? Tamam, oynayalım hadi. Daha yok. İlk oynadıkları oyun bir yarış oldu. Hazır. Başla. Başlıyorum. Neden başlamadın ki? Hı? Başlamak üzereydim. Daha iyi, biraz daha hızlı. Ne yapacağım ben şimdi? Buldum. Al bakalım. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Olamaz. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Kazandım. Tayo, iyi misin? Kazanmak üzereydim. Çok eğlenceliydi. Şimdi ne yapacağız? Dur. Son bir oyun daha oynayalım. Son bir oyun mu? Evet, o motor yağına çok ihtiyacımız var. Bilmiyorum. Size bir şans daha versem mi, vermesem mi? İyi, tamam. Bu sefer oyunu biz seçeceğiz. Tamam. Ne oynuyoruz bakalım? Oyun yani, ne? Yani ne düşünüyorsun ki? Harika bir fikrim var. Bir bilmeceyi çözeceksiniz. Bilmece mi? Evet. Tek yapmanız gereken bilmeceyi çözmek. Tamam. Soru nedir? Tamam. İlk ipucu. Ben gülünce gülen, ben ağlayınca ağlayan şey nedir? Ayna. Yanlış. Ne? Yanlış mı? Ama bir ayna ben ne yaparsam onu yapar. Bütün ipuçlarını dikkatle dinlemen gerekiyor. İkinci ipucu. Bu dünyadaki en değerli şey nedir? Değerli mi? Tekerlek. Yanlış. Taş mı? Yanlış. Nedir o zaman? Cevap arkadaş olacaktı. Yaşasın. Cevabı doğru bilemediğin için biz kazandık değil mi? Durun. Arkadaş mı? O nedir ki öyle? Arkadaşın ne olduğunu bilmiyor musun? Arkadaş başın dertte olunca sana yardım eden ve seninle her gün eğlenceli oyunlar oynayan kişidir. Ben öyle bir şey bilmiyorum. Burada tamamen yalnızım. Yani şimdi bu kocaman yerde tek bir arkadaşın bile yok mu? Canın çok sıkılıyor olmalı. Neyse, son tur geçersiz sayılır. Bunu yapamazsın. Evet, yaparım. Bir sonraki oyun dans oyunu olacak. Ne? Benden daha iyi dans edersen yağ senindir. Yani şu an dans etmemizi mi istiyorsun? Yağ ihtiyacınız yok mu yoksa? Hadi beni takip edin. Önce biz yapalım hadi. Tamam. Harika. Ben de yapacağım. Küçük otobüsler heyecanla dans etmeye başladı. Alın motor yağı. O sizin. Onu gerçekten bize mi veriyorsun?
Evet, hasta olan arkadaşınız için lazımdı ya. Çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Hadi acele edelim. Tamam. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ha? Tamam, görüşürüz. Sizi bir daha görmem herhalde. Rogi, bu doğru değil. Yine ziyarete geliriz biz. Evet, artık seninle de arkadaşız. Arkadaş mı? Evet. Vay canına. Benim de artık arkadaşlarım var. Ne oldu böyle? Eski halime geri döndüm. Tebrik ederim. Bu dünkü sihirbaz. Evet, haklısın. Rogi ile arkadaş olacağınızı biliyordum. Rogi gerçek arkadaş edindiği için lanetim bozuldu. Gerçek arkadaş mı? Evet. Arkadaşların her şeyden değerli olduğunu asla unutmayın. Tamam. Artık daha iyi hissediyorum. Hepsi Rogi sayesinde. Arkadaşım için her şeyi yaparım ben. Başta motor yağını vermek istemiyordun ama. Evet, doğru. Hiç de bile. Küçük otobüsler çok iyi arkadaş oldular ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Hikaye nasıldı? Çok eğlenceliydi. Masalların sıkıcı olduğunu söylemiştin. Hayır, demedim. Başka bir hikayen var mı? Hadi anlat. Sıradaki hikaye. Küçük otobüsler artık masalları da çok seviyor. Küçük sihirbaz Asura. Bir öğleden sonra küçük otobüsler parkta toplanır. Şimdi ne yapmak isterseniz? Sobe oynasak mı? Daha eğlenceli bir şey yok mu? Evet, onu daha dün oynadık. Size eğlenceyi göstereceğim. Ne yapsak acaba? Şimdi sıra sende. Tayo resmen balon gibi oldu. Ne kadar da çok küçüldüm böyle. Neler oluyor? Bende bir şey yok galiba. Rogi, yukarı bak. Ne? Kafam! Neler oluyor böyle? Çok komik görünüyorsunuz. Sen kimsin? Ben sihir dünyasından Asura. Büyülerimi beğendiniz mi bakalım? Bunu sen mi yaptın? Evet, eğlenceli değil mi? Hiç de komik değildi. Bizi eski halimize getir. Neden çevireyim ki? Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Bizi bu halde bırakamazsın. Herkes iyi mi? Evet. İnanamıyorum. Nereye gitti bu? Gitmiş bile. Adı Asura mıydı? Onu bulmalıyız. Ertesi gün olur. Onun üzerinde denesem mi acaba? Yağmur mu? Bu da ne böyle? Git başımdan. Bu çok komik. Teşekkür ederim. Bir dahakine görüşürüz. Vay canına. Çok da büyükmüş. O zaman biraz daha büyük yapayım. Olamaz. Hey! Dur, dikkat! Neler oluyor? Bu da ne? Çok büyükmüş. Sihirle böyle oldu bence. Asura! Sen! Kaçırdım onu. Şu tarafa bakalım. Burada bir yerde olmalı. Tayo! Çocuklar! Sen ne yapıyorsun? Asura'yı gördün. Dün bizimle uğraşan o çocuğu. Gerçekten mi? İşte orada. Nerede? Olduğun yerde kal. Dur! Galiba artık takip etmiyorlar. Buldum seni.
Hadi tekrar kaçsana bakalım. Artık kaçamazsın. Yaramazlık yapmayı bırak ve geldiğin yere dön. Unuttunuz galiba. Bende bu var işte. Nereye gitti? Sizin yüzünüzden sihirli değneğimi kaybettim. Ne? Nasıl bizim suçumuz oldu? Onu sizden kaçarken kaybettim. Ve sihirli değneğim olmadan eve dönemem. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Çocuklar. Sihirli değneğini bulmasına yardım etmeliyiz bence. Ne? Böylece daha çabuk gidecektir. Yoksa bizimle uğraşmaya devam edecek. Bu doğru. Peki. Ama sihirli değneği bulur bulmaz dönmen gerekiyor. Anladın mı bizi? Tamam. Onu bulunca sizinle daha çok uğraşacağım. Tamam. Hadi gidelim. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği bulmaya çalışır. Burada değil. Burada da değil galiba. Rogi, orada mı? Hayır, sanmıyorum. Buraya kadar geldiğime göre kaydıraktan ineyim bari. Rogi! Rogi, korkuttun beni. Affedersin. Ama hazır buradayken biraz daha oynayamaz mıyız? Olur mu? Evet, hadi oynayalım. Önce ben kayacağım. Ne? Sen zaten kaymıştın. Ben de istiyorum ama. Asura, sen de kaymak ister misin? Yok, sağ ol. Öyle mi? Tek başıma ineyim o zaman. Bekle. Ben de geleceğim. Hazır mısın? Vay be. Hadi gidelim. Nasıl, eğlenceli miydi? Fena değildi. Tekrar kayalım mı? Olur. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği unutur ve eğlenmeye devam eder. Çok eğlenceliydi, değil mi? Evet. Eğlendin mi Asura? Evet. Yani çok değil. Ama en çok sen heyecanlandın, öyle değil mi? Hayır, hiç de bile. Hadi dönelim. Hana merak etmiştir. Tamam. Hey, sihirli değneğim ne olacak? Geç oldu, yarın aramaya devam edebiliriz. Tamam. O zaman onlarla yarın da zaman geçirebilirim. Küçük otobüsler ve Asura o gece birlikte kalır. Asura, neden sihir dünyasından buraya kadar geldin? Çünkü arkadaş edinmek istedim. Orada arkadaşın yok mu? Hepsi çok sıkıcılar ve büyülerimi sevmiyorlar. Sürekli bela yaratıyorsun da ondan sevmiyorlar. Ne yaptığımı bilmiyorsun bile. Hey Asura. Bela yaratıyormuşum. Asura yapma. Bu hiç komik değil. Seninle oynamak istemiyorum artık. Sadece onlarla arkadaş olmak istemiştim. Küçük otobüs Tayo. Ertesi gün küçük otobüsler ve Asura tüm gün boyunca sihirli değneği arar. Onu bulamıyorum. Gani, orada mı? Hayır. Nereye gitmiş olabilir ki? Evet, bu çok tuhaf. Bu o mu? Sihirli değneğim. Onu buldum. Ama onu bulduğuma göre onlarla takılmaya devam edemeyeceğim. Asura, onu buldun mu? Ne? Hayır, yok. Burada olduğunu sanmıyorum. Evet. Ne yapalım o zaman? Buldum. Biraz oyun oynayıp sonra aramaya devam edebiliriz. Öyle mi? O zaman... Joey'nin gösterisini izlemek ister misin? Joey mi? Joey kim? Çok şaşıracaksın. Joey, sihirli değneği olmadan kuş ve çiçekler yaratabiliyor. Sahi mi? Çok gitmek istiyorum. Tamam,
Joy'nin gösterisine gidiyoruz. Gidelim. Vay canına. Şimdi. İşte. Ha? Tada. Vay canına. Vay canına. Gerçekten başarılı. Şu an bir şey yok. Ha? Ve tada. Ben arkadaşlarımla alay ediyordum. Ama sihirbazlık insanları mutlu edebiliyormuş. Şimdi şapkanın içine bakın. İçinden ne çıkacak? Ben ne çıkacağını biliyorum. Beyaz güvercin mi? Evet, bu numaraya bayılıyorum. Şimdi tada. Ne oluyor? Tada. Ne oldu? Durun. Joey ne yapıyor? Aa, olamaz. Onların üzülmesine izin veremem. Ne kadar harika. Çok teşekkür Asura, o senin sihirli değneğin değil mi? Demek gördüm. Teşekkür ederim. Bravo! Tanrım, ne oldu böyle? Onu sen mi yaptın? Evet. Anladım. Gerçekten harikaydı. Evet. Bize sihirli değneğini bulduğunu neden söylemedin? Çünkü sihir dünyasına dönmek istemedim de. Orada maalesef hiç arkadaşım yok. Hayır Asura. Bundan sonra kesin daha çok arkadaş bulursun. Evet. Çünkü onları artık sinir etmeyeceksin. Evet. Muhteşem sihrinle bizi nasıl etkilediğini sen de gördün. Öyle mi dersiniz? Evet. Ayrıca bizim gibi muhteşem arkadaşların da var. Değil mi? Evet. Teşekkürler çocuklar. Sanırım sihir dünyasında artık arkadaş edinebilirim. Harika. Rica ederiz. Bu da size son hediyem. İşte. Vay canına. Asura gitmeden önce ilk arkadaşlarına en güzel hediyeyi verir. Tekrar görüşmek üzere Asura. Mete, her şeyi sorabilirsiniz. Araba okulunda ders başlar. Bugün deliğin ardında neyin saklandığını tahmin ederek bir oyun oynayacağız. Söyleyin bakalım burada hangi hayvan saklanıyor? O ne? Tayo, denemek ister misin? Ne? Nedir o? Süpürge. Dikenleri var. Vay! Doğru cevap süpürge. Hayvan aradığımızı söylememiş miydim? Doğru cevap aslan. Süpürge diye hayvan mı olur? Öf ya, senin yüzünden yanlış söyledim. Benim yüzümden mi? Küçük otobüsler dersten sonra parka gider. Neden bu kadar çok trafik var? Bilmiyorum. Saatlerce beklemek istemiyorum. O zaman şuradan gitmeyi denesek mi? Şu yoldan mı? Evet, oradan daha çabuk gideriz. Beni takip edin. Öyle mi? Tamam, şuraya da geçersek. Burası daha da tıkalı. Aksiliğe bakın, daha da uzun sürdü. Artık oyunda oynayamayız. Hava karardı bile. Sabah sınıfta olduğu gibi ne zaman Rogi bir şey söylese işler ters gidiyor. Ne diyorsun sen? Ve ertesi gün olur. Sıradaki soru. Sizce bu bir yavru köpeğin gölgesi mi yoksa kedinin mi? Rogi, sence doğru cevap hangisi? Bence bu bir yavru köpek. Öyle mi? Teşekkürler. Bayan Örmen, doğru cevap kedi. Evet doğru. Aferin Tayo. Dediğinin tam tersini söylediğimde doğru çıktı. Ne? Bir dahakine ben de Rogi'ye soracağım. Aynen öyle. Rogi bundan sonra Bay Yanlış. Bay Yanlış mı? Benimle dalga geçiyorlar. Bu durumu nasıl düzeltebilirim? Aha! Birazdan buradan geçmesi lazım. Matt! Merhaba Rogi. Merhaba.
Ben de seni bekliyordum. Beni mi bekliyordun? Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Bana yanlış adını taktılar. Senin gibi zeki olmayı öğrenmek istiyorum Matt. Bana bir şeyler öğretsene. Sana ne öğretebilirim? Oo, öğlen yağmur yağacak. Ha? Bunu nereden biliyorsun? Bulutlara bakarak anlayabiliyorum. Vay canına, sen süpersin. Yok canım. Ayrıca müzenin önünde yol çalışması var. Yani etrafından dolaşsan iyi olur. Gerçekten mi? Arkadaşlarıma da söyleyeyim. Sağ ol Matt. Sonra görüşürüz. Tamam. Matt'le konuştuktan sonra kendimi daha zeki hissediyorum. Rogi! Arkadaşlar. Çiçeklere bakmaya gidiyoruz. Bizimle gelsene. Çiçeklere bakmaya mı? Olmaz. Öğlen yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak? Yani Rogi öyle diyorsa demek ki yağmayacaktır. Yağacak. Hava epey açık. Bence yağmur yağmayacak. Hadi gidelim. Vay canına, çok güzel. Hava çok güzel. İyi ki gelmişiz. Gördün mü? Yağmur yağmayacağını biliyordum. Bu... Şakır şakır yağıyor. Hadi dönelim artık. Tamam. Matt haklıymış. Çok soğuk. Beni dinlemediniz ki. Hadi oradan. Tesadüfen bildin. Durun. Oradan gitmeyelim. Neden ki? Çünkü müzenin önünde yol çalışması var. Sağdaki yoldan gidelim. Geçen sefer seni dinlediğimizde yol çok uzamıştı. Ben soldan gideceğim. Ben de. Hayır. O zaman ben de. Yani sen benimle geleceksin değil mi? Peki. O zaman hadi bakalım kim daha çabuk gidecek? Çok yoruldum. Evet, ben de. Ama en azından Rogi'den önce geldik. Sen öyle san. Biz sizden önce geldik ve hatta yıkandık bile. Ne? Peki siz neden bu kadar geç kaldınız? Müzenin önünde gerçekten de yol çalışması vardı. Çok trafik vardı. Artık bana güveniyor musunuz? Evet. Artık sana ben yanlış demeyeceğim. Hepsi Matt sayesinde oldu. Küçük otobüs Tayo. Merhaba Matt. Rogi. Biliyor musun, haklıydın. Arkadaşlarım senin söylediklerini söylediğimde çok şaşırdılar. Gerçekten mi? Bunu duyduğuma sevindim. Her sabah yanına geleceğim. Bana bir şeyler daha öğret, olur mu? Olur. Bugünkü fırtına hakkında bir şeyler anlatayım mı? Evet, lütfen. Rogi her gün Matt'ten yeni şeyler öğrenmeye devam eder. İşte böyle. Kim denemek ister acaba? Ben. Doğru cevap 2. Evet, doğru. Peki bir sonraki? Ben. Bu nedir? Cevap. Vay! Rogi ne kadar da zeki. Rogi Matt sayesinde her gün biraz daha bilgilenir. Neden kötü hissediyorum? Akşam üşütmüş olmalısın. Sıcak suyla yıkan. Kendini daha iyi hissedersin. Tiyatroya gidiyorsun değil mi? Yolda su birikintisi varmış. Dikkatli ol. Artık arkadaşları bir şey merak ettiğinde Rogi'ye sorar. İstime nereden başlamalıyım? Gökyüzü neden mavi? Bunun sebebi... Rogi bu sefer de Bay Zeki olmuştur. Çok teşekkür ederim Matt. Artık herkes bana Bay Zeki diyor. Çok sevindim. Sana bir haber verecektim. Yarın nehir kenarında sıcak hava balonu festivali var. Sıcak hava balonu mu? Evet, çok büyük bir balon gibi düşün. Gökyüzünde süzülen birçok farklı şekilde balon olacak orada. Vay canına, çok güzel olacak. Gidip arkadaşlarıma haber vereyim. Teşekkür ederim Matt. Rica ederim, görüşürüz. Ne? Sıcak hava balonu festivali mi? Evet, hadi gidip beraber izleyelim. Vay canına, çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Yarınki festivale bayılacaklar. Selam Matt. Matt, nereden geliyorsun? Sıcak hava balonu festivalinin yapıldığı yerden geliyorum. Bir şey mi oldu? Yarın fırtına olacakmış. Bu yüzden tüm balonları güvenli bir yere taşıdık. Festivali de başka bir güne erteledik. Ne? Hava çok yağışlı ve rüzgarlı olacak. Dikkatli ol, olur mu? Olamaz. Yarın sabah Rogi'yi gördüğümde haber vereyim Enis.
ve ertesi gün olur. Günaydın. Rogi! Ha? Neden bu kadar erken kalktınız? Balon festivaline gidiyoruz. Gidip önlerden yer kapmalıyız diye düşündük. Peki. Sanırım bugün Matt'i göremeyeceğim. Hadi gidelim. Tamam. Çok garip. Rogi bugün neden gelmedi? Ona festivalin iptal olduğunu söylemem lazım. Ayrıca fırtına geliyor. Ne yapsam acaba? Çok eğleneceğiz. Neden hala kimse gelmemiş? Bilmiyorum. Hiç sıcak hava balonu da göremiyorum. Çok erken gelmişizdir. Birazdan başlar herhalde. Bu arada bu hava ne böyle? Çok rüzgar var. Neler oluyor? Burada ne arıyorsunuz? Fırtına geliyor. Güvenli bir yere gidin. Ne? Sıcak hava balonu festivali ne olacak? Festival iptal edildi. Hadi eve gidin. Burası çok tehlikeli. Neler oluyor? Emin olduğunu söylemiştin. Ben... Ne oldu şimdi? Keşke gelmeseydin. Hadi. Matt festivalin bugün olacağını söylemişti. Neler oluyor böyle? Ve ertesi gün olur. Acaba Rogi iyi midir? Bugün gelmediğine göre bana çok kızmış olmalı. Ya da acaba yaralandı mı? Ne oldu acaba ona? Matt! Rogi! Sana bir şey olmadı ya. Başın derde girmiş olmalı. Evet, biraz. Özür dilerim. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayır. Arkadaşlarım senin sayende beni daha çok seviyorlar Matt. Ne? Aslında şöyle oldu diyebilirim. Göremiyorum. Çok korkuyorum. İlk başta kafam çok karışmıştı. Bu hiç iyi değil. Daha sonra bana söylediklerini hatırladım. Doğru ya. Bir fırtına başladığında hemen içeri girmem gerektiğini söylemiştin. Ben de arkadaşlarımı kapalı bir otoparka soktum. Sakin olun arkadaşlar. Burası ürkütücü bir yer. Evet. Ben çok korkuyorum. Korkmana hiç gerek yok Lani. Fırtınanın sesi çok yakındaymış gibi gelebilir ama aslında çok uzaktan geliyor. Gerçekten mi? Bu yüzden korkmana hiç gerek yok. Vay! Bütün bunları nereden biliyorsun sen? Başka ilginç hikayeler biliyor musun? Fırtına hakkında bir peri masalı dinlemek ister misiniz? Tabii ki! Onlara bana anlattığın hikayeyi anlattım. Bunun üzerine korktuklarını unuttular ve çok heyecanlandılar. Bu çok komikmiş. Bir tane daha anlat hadi. Sonra hep beraber sapasağlam garaja döndük. Anladım. Bu sabah da gelmeyince endişelenmeye başlamıştım. Biraz geç kalktım da. Matt, seni ziyaret etmeye devam edebilir miyim lütfen? Hala senden öğrenmek istediğim çok şey var. Tabii, istediğin zaman gel. Ben hep buraylardayım biliyorsun. Sağ ol Matt. Ne demek? Bu arada harika haberlerim var sana. Vay canına! Çok güzeller. Bizi buraya getirdiğin için teşekkür ederiz Rogi. Harika biri. Açıkçası biraz öyleyimdir. Bu arada Rogi, bütün bu hikayeleri ve bilgileri nereden öğrendin? Bu? Bir sır. Bir sır mı? Ne? Eğer öğrenmek istediğiniz bir şey varsa, Matt'e her şeyi sorabilirsiniz.